Aşağıda virüslere ait özelliklerinin yer aldığı bilgi kartları ve bu bilgi kartlarının içerisine atılacağı kutular verilmiştir. Bilgi kartlarını ait oldukları kutuya atarak kutunun içerisine atılan kart numarasını kutu üzerindeki ilgili bölüme yazınız. Şimdi virüsün canlıya benzer özelliklerini X kutusuna, virüsün cansıza benzer özelliklerini Y kutusuna atacağız. Mutasyona uğrayabiliyorsa o zaman bu özelliğiyle ne olacaktır? Tabii ki de canlıya benzer özelliğidir. O zaman bir numarayı şuraya yazabilirim. Devam ediyorum. Cansız ortamda kristal halde bulunma demiş. Eğer ki kristal halde bulunuyorsa bu canlılarda gözlenen bir özellik değildir. Diyorum ki bu bir cansıza benzer özelliktir. Hücresel yapıya sahip olmama sahip değilse o zaman yine bu bir cansıza benzer özelliğidir. Metabolik aktivite göstermeme. Metabolik aktivitesi yoksa yine cansıza benzer bir özelliğidir. Ama konak hücrede çoğalabiliyorsa, bakın çoğalabiliyor o zaman canlıya benzer bir özelliği ve yine kalıtım materyali olarak nükleik asit içeriyorsa bu da canlıya benzer özellikleridir.